kenarına köşesine, kenarına köşesine, Pelidine meşesine, festivalin neşesine, kurbanım ben kurbanım, kurbanım ben kurbanım, kınamayım dostlar, amarata hayranım. Kalasına ve kaşına, toprağına ve aşına, kalasına ve kaşına, toprağına ve taşına, bulgur pilavı aşına, kurbanım ben kurbanım, kurbanım ben kurbanım, kınamayın dostlar, amarata hayranım. Evliyanın tepesine, ahalinin hepsine, evliyanın tepesine, ahalinin hepsine, işlerinden birisine, kurbanım ben kurbanım, kurbanım ben kurbanım, kınamayın dostlar, amarata hayranım ben. İlçesine ve iline, sazındaki her teline, ilçesine ve iline, sazındaki her teline, tarhanim tatlı diline, kurbanım ben kurbanım, kurbanım ben kurbanım, kınamayın dostlar, amarata hayranım. Ben böyle o geldim, babam Salif, anam Hürü. Kardeşlerim de öldü, kimse kalmadı. Bu köyde doğdum, 90 yaşındayım. Hüseyin Hoca'nın, Mustafa'nın avradıyım. Eski komşularımdan doluydu. Kemal Hoca vardı, kaynım Hasan vardı, İrece Baba vardı. Şurada Şaban emmi, Abdurrahman emmi, Süleyman'a. Hanımları, oraya giderdik, orak biçerdik, harman kaldırırdık, davar sağırık, inek sağırık, ireş verirdik. Aşağı ırmağın kıyında pekmez kaynattık, kutu indirirdik sırtımızda o bayırlardan. He, hayvanlarla çekerdik, bayırdan getirirdik. Böyle yol yoğdu, bil yoğdu, vesayet yoğdu. Ekin de biçtik, harmanda kaldırdık, dağlarda yattık, yatıda yattık. Kış da çoğdu, kış çoğdu. Şimdi gayrı öyle kar yatmıyor. Kış çoğdu, çatılar var şimdi, çatılardan şey oluyor. Sokaklar ta şuraya çıkardı. Damların boyunca çıkardı. Esra bizim şuraya çıktığını bilirim ben. Kan kalkırardık, yayık yayardık. Yağını çıkartırdık, iyice yirdik, ekmeğe çalardık. Dağlara giderdik, davar orada yatardı, davar sağmaya giderdik. Döl almaya giderdik, ağla giderdik. Davar orada olurdu. Ekmedim. Çalıştık herifle, kazandık, ireş belli ettik, altıdan uşağım vardı. Ondan sonra güzel yaktım, pişirdim, çocuklara yedirdim, çalışırdık, ireş verirdik. Bulgur, dulcuk, onda mantı, makarna, arabaşı, hepsini derdik. Cacık pişirirdik, ot toplardık dağlardan. Ot, madımanak, yimlik, sarmaşık dirik, çoban kavgası dirik.
Bunları toplardık. Efelik dirdik, kıcımık dirdik, otların adı. O hayvansız hiçbir yere gidemezdim. Yırak yerlere gidiyorum. Tarlalar yırak. Onlarla gider gelirdik. Azık götürürdük. Hebelerin gözünü doldururduk buradan. Gözü pilav, ayran, yoğurt doldururduk torbaya şöyle. Oraya varır tarlada sahraluğa çıkardık. Sahraluğa yirdik. Bir de öğlen ekmeğini yirdik. Akşama dönerdik bu yanına. Evet. Kıtlı o vakit kardeşim ıcık şey getirmiş bir yakın köyden. Icık zahra almış, uğutmuş getirdi. Hemen tandırı yaktık. Sacın üstünde bazlama yaptık. Sokulduk horanta yemeğe. Herifim eskar öttü 4 sene. Ben gelin kızıdım. Buraya niye gelmedim dedi. Eskar yolu bekledim 4 sene. Herif de gelmiş ağalın yanına, şurada ağal var. Tipi de boranda, oraya düşmüşler. Orada da açlıklarından ölmüşler. Kova beriha geldi ki haydın eskarlar ağalda kalmış. Buradan gittiler, getirdiler. Bir arada durdum 10 sene kayınlarımla. Kayınımı getirdi, benim kayınanam, kaynatam yoğdu. Onlar o gelin getirdi beni, 10 sene bir arada durduk. Daha ben 30 sene o büyük kaynıma gelinliği ettim. 30 sene hiç gelinliği bozmadım. Bile oturup yemek yemedim. Hiç. 3-4 tane de uşağım oldu. Ayrıldık. Sonra çalıştık, kazandık. Ne az kaldık, ne susuz kaldık. Allah iyice hayırlı evlatlar verdi, cümleye versin. 3 kızım var, 3 oğlum var. Torunlarım var. Belki de kurban olayım torunlarıma. Gidiyorum çeşmesi yahın, işte gidiyorum çeşmesi yahın, aramıza dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça baktım, karalansa da. Sermayem derdimdir, oy oy, servetim ahım. Karardıkça baktım, baktım. Karalansa da. Dolaşalım yüce dağlarda, haydi dolaşalım. 1970 Amarat doğumluyum. İlk ve ortaokulu Amarat'ta okudum. Ortaokulu bitirdik sonra çeşitli işlerde, ufak tefek ameliyatlarda falan çalıştım. Ondan sonra Haliç Sözbisi, Ömer Hacı'yla Ahmet Turan'ın Haliç Özbüsü'nde çalıştım. Ondan sonra da askere gittim. Askerliğimi yapıp döndük sonra tekrar burada Teğmen Market olarak, gıda olarak Amarat'ta bir dükkan açtım. 15 sene kadar devam ettim. Ondan sonra bu köyün Amarat kasabasının göç verdiğinden dolayı, nüfusun kalmadığından dolayı, gelirlerimizin düştüğünden dolayı kapatmak zorunda katıldık 2011'de. Oradan sonra da Kayseri'ye göçtüm ben. Amarat'a bağımlılığım benim her şeyim, çoluğum, çocukluğum, büyüklüğüm, ne bileyim hayatımın yarısı Amarat'ta geçti.
Yani Amarat'ın taşını, toprağını, her şeyini çok seviyorum. İnsanlarını çok seviyorum. Gençliğimizde, çocukluğumuzda arkadaşlarımızla zık oynardık. Böyle değneklerin yani ucularını sivridirdik, zık oynardık. Yedi çanak oynardık. Sekmeli taş oynardık. Başka da ay gördüm oynardık. Sebe oynardık. Onunla bildiğimiz kadarıyla özellikle hayvan otlamaya çok giderdik. Öküzlerimizi olsun, eşeklerimizi, hayvanlarımızı olsun otlamaya giderdik. Yüzme merakımız vardı ama biz yüzmeye pek gidemedik. Niye gidemedik? Bizim işimiz reşberlik olduğu için, annemiz babamız reşberliğinden uğraştığı için biz fazla yüzmeyi öyle şeyleri eğlenceye yapamadık yani. Alışamadık. Kızılırmak gidenler çoğuldu da benim pek merakım yoktu Kızılırmak'ta. Yüzmem olmadığı zaman Kızılırmak'a girmek yani ne kadar olursa tehlikeli yani. Bunun acısını da çok gördük yani ben defalarca yani. Benim bildiğim 10-15 kişi var Kızılırmak'a giden yani. Allah rahmet eylesin. Yani Kızılırmak bahar aylarında çok coşar. Sanki köyde köye kadar duyulur, kasabaya kadar duyulur iniltisi. Akışının sesi. Akışı öyle duyulur yani ondan sonra o sıralarda da zaten o çok şeyli zamanında da kesinlikle bir kişi gider yani civar köylerden veya bizim oralardan. Üzüm bağları eskiden ırmağın kıyınca nasıl diyeyim Kermelik'ten tut Kocaeli sınırlarına kadar ırmağın sol geçesi bize ait olan sol geçesi tüm üzüm bağıydı. Sonradan bu Yamula Barajı başlayınca oraları su tutmaya başladı. Su tutmaya başlayınca Kermelik son olarak Kermelik Köprüsü olarak eski köprüyü sıfırladı. Sıfırlayınca bizim bağları istimlak ettiler. Millet şimdi şu anda Navruz'un mevkii, Büyükçayır mevkii, Karapınar tarafı, Kuruboğaz tarafına bağ dikmeye başladılar köyün kenarlarına. Köyde bayramlarda özellikle bayramları çocukluğumuzdan belli. Şeker bayramında çocuklar büyüklerin ellerini öper. Özellikle şeker toplar. Bir de özellikle bizim kabilemiz halen devam ediyor bu. Genelinde var Amarat kasabasının veya Amarat mahallesinin de. Büyük kim ise kabilede en büyük olan onun yanına bayram yemeğe gidilir. Herkes yemeğini evinde ne varsa ve ne yaparsa onu alır. Sabahları doğru oraya bayram yemeğe yenir güzelce. Büyükten küçüğe el öpmeyle bayramlaşma başlar. Ondan sonra hasta ziyareti başlar. Daha sonra yakın cenaze ölen ilk bayramı olanların cenazelerine, cenaze yerlerine taziyeye veya tekrar baş sağlığına gidilir. Başta Göynük ailesi olarak, Cesur Göynük olarak hanımının yardım yaptığını söyleyerek bir de Araz ailesi olarak Ömer Araz. Daha sonra tüm emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun herkesten. Katlınca, kanaatınca yardım yapan, maddi manevi destek gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bir gün göçeceğim ben bu dünyadan. Dostlar akıl edip anar mı olurlar? Hep uzak kalmışım yalan haramdan. Gideceğim yerde sorar mı olay? Gideceğim yerde sorar mı olay? Sorar mı olay? Hep uzak kalmışım yalan haramdan. Gideceğim yerde sorar mı olay? Gideceğim yerde sorar mı oğlan, sorar mı oğlan? Mirem gelinde sicinim nere sarıldığını, siyasatçı da yarga yarga yarıldı ya. Bu gelinde neden öldü dillerse ya, kayınları hem konucası darıldı. Bu gelinde neden öldü dillerse ye, kayınları hem konucası darıldı. Kayınımı da hem konucamı illedim, zalim iltim benim ümitte salladı ye.
Hacım emmen et, hacım emmen et, dul mu kaldın ha gelinim et. Yolda yolcu var geleceğe, katı konsuyum hacım emmen. Yolda yolcu var geleceğe, katı konsuyum hacım emmen. Modun almış kucağına, ya taşlar demiş bacağına. Kafasında yankan bulaşmış nazlı yeriğin kolcağına. Kafasında yankan bulaşmış gelin yeriğin kolcağına. Sebebim tütünüm alın da yakıyım. Bir garip ölmüşüm gelin de bakın. Naslı kermelikliğine zıvra çobanını, bütün dağlar alınar gökten dümanıya. Tekrarlayın yeminen zıvrayıya, sebebim tütünüm alın dayakıya. Çok garip ölmüşsünüm gelin de bakın. İşte gidiyorum Çeşme Siyah'ım. İşte gidiyorum Çeşme Siyah'ım. Aramıza dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım. Karardıkça bahtım, karalansa da. Sermayem derdimdir, oy oy, servetim ahım. Karardıkça bahtım, bahtım. Karalansa da dolaşalım yüce dağlarda. Ben Amaratlıyım. Vilayetim Kayseri. Köyüm Amarat. 1932 doğumlularının askere gittim. Fakat 2 yaş beni küçük yazdırmışlar. Tam yaşım 30. Sene efendime söyleyeyim, 53'te askere gittim. 2 sene askerlik yaptım. 2 sene sonra askerliğim bitti. Terhis oldum, geldim. Öşür müminleri vardı. Köyün üst tarafında otururlardı ağaçların üstünde. Orada akmın direk, orada harmanlar var. Harman sürüyor, sap getiriyor dağdan, kanunlarla. Savrum, komşunun bir tanesi hemen sürmüş. Savuruyor. Savururken oradan bekçiyi savmış. Öşür memurlar, 2 tane. Bekçi geldi, salifa dedi. Savrum yasak dedi. Savurmayacağın dedi. Ne oğlum Rıza dedi. 5 gündür ekmek yok dedi. Acım dedi. Ne yapayım dedi. Hemen 5-6 ölçek dedi. Şuradan bir şey çıkarsa dedi. Değirmene götüreceğim. Uyuyacağım, getireceğim. Ekmek yapacağız dedi. Neyse gitti. Bekçi gitti söyledi. Böyle böyle diyor dedi. İndiler. 2 eşür memuru bir de bekçi geldi. Savuşturma lan dedi bekçiye. Siz buradasınız dedi. Siz emir kulusunuz dedi. Gel işte söyledim adama dedi.
Yanınızdasın. Sonra sağırma dedi. Beyefendi dedi. Acım. 5 tane çocuk var dedi. En büyüğü dedi 13 yaşında, 14 yaşında dedi. Acım, şuradan iki çöldek bir şey çıkarsa dedi, değirmene götüreceğim, uyutacağım, getireceğim, ekmek yapacağız dedi. Bekliye çatallaş oldu Eşir memuru. Sağıttırma dedi. Siz buradasınız dedi, ben ne yapayım? Adamı dövecek halim yok benim dedi. Birden birisi taş aldı, eline şöyle bir taş aldı, Bekçinin göşü beraber vurunca, bekçi oraya ağzının üstüne kapandı, ağzından burnundan kan geldi. Bekçinin. O anda babamla dedem de harmanın içerisinde, harmanı aktarıyorlar, ben de düvenin üstündeyim, düven sürüyorum öküzlerine. O anda babam hemen elindeki dirgeni omuzuna attı. Muhtarın harmanı da yakın yanımızda. Hemen vardı. Muhtarın babası dedi ki, Liş dedi, Ali'yi tut dedi, şunları kaçır dedi. İşin dadı kaçtı dedi. Muhtar beni, babamı tuttu. Onları kaçırdılar. O bekçi orada yatıyor. Ağzı burnu kan. Orada yatıyor. Yol gidecek. Kayseri'den efendime söyleyen Güneş Gömeş'ten, Güneşli'den efendim Höbek'ten oradan yol gidecek Felaye Köprüsü'ne. Yol yapılacak. Kermeli'nin halkı var. Amarat var. İyim var, Koçcağız var, Yürel var, 4-5 köyün halkı. Böyle başımızda da efendime söyleyeyim adam göndermişler, bir çavuş diyorlar. İşte 2'şer metre yer verdi. Çok yerler, bayır. Kazmayla yaşayacak, kurayla kuruyacak, bilmem ne olacak. Böyle, yani çalış yok. Vakit öğlen oldu. Öğlen olunca Halip Rahim Hoca dedik. Dindar bir insan idi. Allah rahmet eylesin. Ezan okudu. O anda o senelerde ezan Tanrı Uludur okunuyor. Güneşli'den çıkmış gelmiş. Müdür. Güneşli'nin çevre köylerin müdürü. Atına geldi çıktı. Duymuş da ezanın okunduğunu. Geldi, kim bu ezan okuyan? Kimseden ses yok. Herkes buradan efendime söyleyin diye 3-4 kilometre düzüle ehali halk. Kiminin kolu sualı efendime söyleyin abdest alacak. Elinde kazması kuraya çalışıyor. Ses yok. Bulur çıkartırım dedi. Döverim dedi. Bulur çıkartırım döverim dedi. Kimisi ileriye çıksın söylesin. Suçunu affedeyim dedi. Çıktı. Elini şöyle bağladı. Benim efendim dedi. O anda alttan indi. Yakasından tuttu. Lan kafir, mel'un dedi. Niye okudun dedi. Bir daha okumayacağım dedi. Bu anda çarpıyor, tokat vuruyor. Okumayacağım dedi. Okumayacağım. Oh, 3 defa tekrar etti. Böylelerin kimseden ses seda yok. Böyle sıkıntılar girdiler. Sonra talla hezir. Benim tallada şey bitmiş. Kangal bitmiş.
Sen bu kankalı getirdin, efendime söyleyeyim, menfaatlendin, buraya efendime söyleyeyim, para vereceğim. Yahu ben parayı nereden alayım o günün verinde? Sonra fasulye ekmişsin, fasulye, mısır darı ekmişsin. Ne mısır darı var Amerika'da, ne fasulye var. Hiçbir şey yok. Böyle böyle efendime söyleyeyim, söylüyorlar, muhtara yazdırıyorlar, liste yapıyorlar. Getirip yatıracağım. Buğdayları sürerek, dağdan sapı getirerek, sürerek, toplarak, sürerek, toplarak, sürerek, toplarak, tığ yaparak, elinde bir tahta mühür, şu kadar. Gelir tığın etrafını mühürler. Malına yediremeyeceğim. Burayı eğer mühürü bozarsan, efendime söyleyeyim, seni dövüyor, işini bitirir. Böyle diyor. Peki ondan sonra sahurum verirler. Bir hafta sahurum savrulacak. Efendime söyleyeyim, saman bir yanda, dene bir yanda gelir. Deneyi mühürler. Toplu dene buğdayı, mühürler etrafını, alamayacağın selamayacağın. Mühürlü. Deli gönül hangi dala konarsın, ölem konaksın. Deli gönül hangi dala konarsın, ölem konaksın. Senin tutulacak dalın mı kaldı, gönül dalım mı kaldı? Senin tutulacak dalın mı kaldı, ölem dalım mı kaldı? Ahu feryat ile niye yanarsın, ölem yanarsın? Ahu feryat ile niye yanarsın, gönül yanarsın? Senin tutulacak dalın mı kaldı, ölem dalın mı kaldı? Senin bakılacak yüzün mü kaldı, ölem yüzün mü kaldı? Yerin yok, yurdun yok, nerede kalırsın, gönül kalırsın? Her yüze güleni dostun sanarsın, gönül sanarsın. Her yüze güleni dostun
sanarsın, ölem sanarsın. Bunca derdi sen üstüne alırsın, ölem alırsın. Bunca derdi sen üstüne alırsın, gönül alırsın. Senin dert çekmeye halin mi kaldı, ölüm halin mi kaldı? Senin dert çekmeye halin mi kaldı, ölüm halin mi kaldı? Adım Yılmaz Tarhan, Amarat kasabası doğumluyum. 1957 doğumluyum. İlkokulu Amarat'ta, ortaokulu Gesi'de okudum. Kayseri Kızılkök öğretmen artı Kayseri eğitim mezunuyum. 1978'de Konya'da başladığım öğretmenliği 2017'de Saraycık Hacı Mehmet Soyuz İlkokulu'nda bitirdim artık. Bu yıl emekliyim. Allah hayırlısını versin. Bakalım bundan sonra artık bahçemle, bostanımla, bunlarla uğraşıyorum. Benim en çok sevdiğim şeyler işte ziraat, bahçe. Bir ara arıyla uğraşıyordum. Epey de uğraştım 10-15 sene ama arı alerji yapınca doktor yasak getirdi. Yine de bir iki tane arı bulunduruyorum. Ölüme tehlikeye nazaran yine de işliyorum. Küçüklüğüm buralarda geçti. Küçükten beri saza meraklıyım. Biz ters götürürdük. Tuvalet altı derler o tür şeyleri. Affedersiniz, eşeklerinden yaymalara koyar, tarlalara taşırdık gübre niyetine. Eşekleri bırakır, değnekle oturur, kendi kendime çalar söylermişim. Dilimle de saz çalardım. Öğretmen okulu bana bir şans verdi. Orada mandolin, müzik mecbur olduğu için mandolin çalıyordum. Mandolini ilerlettim. Mandolini saz gibi kullanmaya başladım. Artı 16 yaşından sonra inşaatlarda çalışarak kendime bir saz aldım. Kendi kendime kara düzen bir saz çalarım. Şiir yazarım. Kitap yazarım. Zaten artık hayatımı yazmaya başlayacağım. Isparta'da 4 aylık askerken hayatım roman diye bir yazı başlatmıştım. Fakat askeri bölgede yasakmış. Yüzbaşı maalesef yaktı onu. Onu artık burada devam edeceğim. Bu gördüğünüz yerle uğraşıyorum. İşte artık evliyiz. 6 tane çocuğum var. Onu da söyleyeyim bilmiyorum artık. Onlar da şükür okudular. 2 tane küçüğüm kaldı. Biri bu sene üniversite sınavlarına giriyor. Şimdi biz hodak oynardık okul çıkışında. Yazın böyle hodak değneklerinden, sopalarından, baharın veya kışın zık dediğimiz bir oyunumuz vardı. Ucu sivri sopalarından onu oynardık. Billa dediğimiz, günümüzde misket diyorlar, billa oynardık. okulda işte güreş yapardık arkadaşlar arasında. Hatta bir anımı anlatayım. İlkokul 5. sınıftayken buzdan kayarken sırtımın üstüne düştüm. Herhalde bayılmışım, şok geçirmişim. Epeydir öğretmen odasında başımın altına naylondan kar doldurmuşlar. Yastık şeklinde uyandığımda öğretmenlerim başımdaydı. Benim öğretmen olmama sebep olan Gesi'deki şu anda hayatta olan Demir Özal öğretmenim. Buradan onu saygıyla anıyorum. Amarat'a aşığım. Yani Amarat bir rivayete göre emaneten konulmuş, gelip göçer. Daha sonra imaret, hani aşevi olarak, daha sonra da Hamarat, çok çalışkan bir halkından dolayı o isimle de günümüzde Amarat adını almış. Araştırılmış değil bu ama böyle bir rivayet var. Amarat'ın doğal güzelliği Kızılırmak kıyısında, Kızılırmak Vadisi'nde çok güzel bir köydür. Kendisi kuzeye bakar. Geçim kaynağı genelde öncekiyle 1967'lerden, 66'lardan, yani benim çocukluk yıllarımda hayvancılık ve işte tarım. Yani basit bir tarım, öyle modern tarım değil, klasik bir tarım. Öküz, karasaban, camız, onlarla hayvan ve insan gücüyle
1967'de Avrupa, 68'de Avrupa açılınca halkımızın %90'ı Avrupa'ya yöneldi. Halen de şu anda geçim en büyük kaynak olarak Avrupacı. Onun içinde Avrupacı Türk'üm de vardır. Biz öküz hamlıyorduk. Hani bir yeni alınan öküzün boynunu alıştırmak için kıraç susuz bir yere zorlardı. Rahmetlik babamla mantar evler dediğimiz bir yerde öküz hamlıyorduk. Kıraç sürerken o yeni aldığımız öküz arada beni boynuzluyordu. Ben o zaman çocuktum, küçüktüm. Babam da ısrarla doğru gitmemizi istiyordu arkadan. Ama yenilmiyordu, yenemiyorduk. Çok güçlüydü. Teseklerin arasında düştüm. Beni yitince öküz benim üzerimden geçti tabii. Ayaklarıyla vurmaya çalışıyor ama burundukta bağlı olduğu için bir şey yapamıyordu. Yine birinde yine böyle babam çifti, saban dediğimiz çift. Çifti al dedi oradan işte Süleyman tarlasından al, Ayatağan'a götür dedi. Affedersin eşeğe gücüm yetmiyor, eşeğe boyum yetişmiyor. İki tarafına işte boyunduruk ve sabanı bağlayacağım. Eşek de durmuyor, otluyor. Uğraştım yapamadım. En sonunda eşeğin kafasına nasıl vurduysam eşek oraya bayılmış. Öldü diye oturdum ağlıyorum şimdi. Babama ben ne yapacağım, ne diyeceğim, ne anlatacağım? Yalvarıyorum eşeğe. Kurban olayım ölme işte şudur budur. Meğer eşek kafasını aldığı o işte sopa darbesiyle herhalde bir baygınlık geçirmiş. Daha sonra kalktı hayvan. İşte o yattığı yerden yükünü bağladım. Yüküyle beraber ayağa kalktı. Böyle bir anımız daha var. 15-16 yaşında en çok balık yazın işte okullar tatil olduğu zaman çünkü okul hayatım Gesi'de geçti. Gesi'den sonra Kayseri'de geçti. 5 yılda Kayseri'de okudum. Yazları geldiğimde işte ekin harman olana kadar hem ekin biçerdim hem saz çalardım. Babam saza biraz karşıydı. O zaman saç da uzatmıştım. O zamanın gençliği bilmiyorum. İşte kolyeler takılıyordu falan. Sabahleyinleri akşama kadar ırmakta balık avlardım. Akşam oltaları dizerdim. Sabahleyin ezan okunmadan gider ortalara tek tek yoklar düşen balıkları toplardım. Yani belki Kızılırmak Vadisi'ni görmüşsünüzdür. Dimdik kıvrım kıvrım yolları vardır. Orayı günde 10-15 kez iner çıkardım. Yani şimdi hiçbir zaman için şey değilim. Kızılırmak kıyısında her zaman için bağlarda, bahçelerde, yüzmeyi de kendimizi kurtaracak kadar öğrendik. Birinde olta bağlamaya iniyordum. Kamışların arasında ayağım kayınca oltayla beraber suya düştüm. Tabii bu Kemal'in kuyruk derler. Aşağısı çağlak, üstü sığ bir yer. Çağlağı sürüklerse taşa çarpar diye korkumdan hemen suyun altından kendimi dışarı attım. 1-2 metre kalmadan çıktım. Avni abi vardı o zaman. O da aşağıda balık avlıyordu. Macera çok. Birinde de Üçürmak'ta geçidi bulamadım. Karşı Silahtar Köyü'nün oraya geçmiştim. Geçidi bulamadım. Bu yanda yeğenim vardı rahmetlik. O da benimle ille dayı ben de gideyim diye takılmıştı peşime. O bu yanda ben o yanda karanlıdı. Geçidi bulamıyorum. Dalıyorum, sürüyor, götürüyor ırmak, yüzüyorum. En sonunda kendim artık yüzerek karşıya geçmeye karar verdim. Silahtarın bekçisiymiş. O çocuğun sesine oraya gelmiş el lambasıyla. Bu çocuk bu ses nedir diye. Geldi. Arkamdan el, ben de artık suya dalmak üzereydim ırmağa. Arkamdan bir el omuzumu tuttu. Ne yapıyorsun delikanlı dedi. Dedim işte geçidi bulamadım bey amca buradan geçeceğim. Karanlıdı bulamadım. Yüzerek gideceğim. Nereden yüzeceğim dedi aynen böyle. Buradan yüzeceğim düz yerden karşıya geçeceğim dedi. Sizin köylü dedi Mehmet Şahin'in oğlu dedi buradan ırmağa gitti biliyor musun? Buradan dedi. Burada boğuldu. Beni takip etti dedi adam. Onu takip ettim. Bana lambayı tuttu. Karşıda bir söğüt gösterdi. Dedi ki bak lamba söğüdü. El lambası fener oraya vuruyor. Hiçbir yere bakmadı. Doğru söğüde yürü dedi. İnan.
Ha diz kafama çıkmadı ya. Diz kafama çıkmadı. Böyle bir macera da var. Rahmetlik anam geldim Güçpınar'da. Beni bekliyor. Yılmaz'ım, Yılmaz'ım. Anam hep korkardı ki ırmağa gidersin. Yapma etme. Bir gün dedi ki bana, senin bu hortumlarını dedi, olta diyemiyor da, hortumlarını bir yakayım da kurtulayım falan dedi. İşte ana yüreğidir. Her zaman beklerdi. Ya şimdi özlenmeyek bir şey olmaz. İnsan hani artık gençliğimi özlüyorum. Bırak eski günleri. İstiyorum aynen. Örneğin abim çoban olurdu. Yanında kuzu otlatırdık. Köyün, mahallenin sürüsünü. Onunla beraber buralara giderdim. Hatta burada şu aşağı çokrak dediğimiz yerde ekim biçerken yatıda kalırdık. Burası Amarat'a uzak olduğu için akşam dönmezdik. Tarlada yatardık ki sabah erkenden işbaşı yapalım. Çünkü sabah oradan çıkıp buraya gelene kadar 2 saat geçiyordu neredeyse. Yukarıda ağa yokuşta olsun, burada olsun. Özleniyor, özlenmedik bir şey yok. Ha çağ değişti, ortam değişti. 60 yaşından sonra, şu anda 59 yaşındayım. 60 yaşından sonra bana böyle bir bahçe veya bir iş artık ağır geliyor. Bunu çok önce istemiştim. İşte öğretmen okulunda okurken rahmetlik babamdan sıra aramıkta bir tarlamız vardı. Orayı bahçe yapmak için hayalimdi. Ben Gesi'de okuduğum için, Gesi bağlarını gördüğüm için o özlemle aynısını burada oluşturmak istiyordum. İşte böyle. En sonunda her zaman benimki bağlık bahçelik bir yer oldu. Buradan Konya'ya gittim. Konya'da 2 sene çalıştıktan sonra öğretmen olarak Karadeniz'e atandım. Orada bağlık bahçelikti. Orada cevizlikti. Yani doğayı çok seviyorum. 15 yaşında başladığım şiirime bugün 140'ın üzerinde şiirim var. Tabii Amarat aşığı olduğum için Amarat sevdalısı olarak da Amarat'la ilgili de çok şiirim var. Bir tanesini Amarat'ın dağlarını anlatan bir şiirim. Biraz uzunca ama hemen sıradan geçeyim. Amarat'ın dağlarında düşünürken kara kara saate baktım bir ara. Saat 11'e 10 kala vardım ben şu karara. Niye burada durayım, böyle boş oturayım, sazı elim alayım, çıkam dedim dağlara. Dar sokakları geçtim, balan bahçeyi açtım. 3 pınardan su içtim, yaktım bir de sigara. Yellice Evliya'nın yeli, eser durmaz deli deli. Çarşı altından ağ yolu yürüdüm dura dura. Ağ yolun tepede durdum, bir taş bulup oturdum. Buru boğaz bağırken yurdum, şöyle baktım yamaçlara. Eh biraz dinlenmiştim, bir de sigara içmiştim. Şaharman ve Görnük'ten geldim Karapınar'a. Karapınar piknik yeri, ağırlar hep gelenleri. Silahların bedenleri, bakın görün o bağlara. Harsan iziri ağaca pınar, kayalarda bol çiriş var. Andıkça hep bağrım yanar, oradan düşen kadınlara. Değirmen deresi başları, bembeyaz olur taşları. Gümüşlüce'nin kuşları yakalanmaz avcılara. Tandır var iken ezeli, meşe yaprağı gazeli. Amarat'ın güzelleri doldururdu torbalara. Kuyupınar'a gelmiştim, epey bir yol yürümüştüm. Ada Gölü'ne de geçtim, şöyle uzandım çayırlara. Abidin'in çayırından, Gedazı'nın bayırından, Dikmen Tepesi bağrından epey baktım uzaklara. Dikmene tekrar oturdum. Birazcık hayaller kurdum. Sazın tellerine vurdum. Türkü kattım dudaklara. Kuş kayası kapaklığı, Ağderenin otlaklığı, Büyük gölün bataklığı meskendi yılkı atlara. Uzak kalmış sorkun özü, yatıda kalırdık bazı. Almalı ağın deresi yazı, otlak olur davarlara. Höyüye bak höyüye, sınır olmuş köyüme. Molla Ahmet'i inine aşk götürdüm çobanlara. Ben de artık kalkayım, etrafa iyice bakayım. Bir sigara daha yakayım, indim aşağı çayırlara. Seydi köyünün çayırı, diktir kestilin bayırı. Yeni yolun korkunç yarı, mezar olmuş kanılara. Yeni yolun efsanesi, yanık gelir kanı sesi. Oradan kanı yuvarlamış bizim köyün Mustafa'sı. Dartışığın arkasına geldim Tatar tarlasına, vardım ayyatağı başına, şöyle baktım aşağılara.
Dahbara ve büyük çayır, Navruzum ve küçük çayır, tarlalar hep tepe bayır, yollar mahkum sapaklara. Yoluma devam edeyim, Paşa Pınar'a gideyim, Kızıl Pınar'a ineyim, bir bakayım kavaklara. Evliya ve tepe tarla, köy altı dikili elma, bekçiydim sıra aramığa, bostandı hep kavunlara. Buran Köprüsü'ne çıktım, kaşın diplerine baktım, elbade sigara yaktım, girdim köye sokaklara. Epey dağlarda dolaştım, yol yürüdüm, tepe açtım. Galiba iyi acıkmıştım, yemek kondu tabaklara. Koy noktayı da son bulsun, Amarat'a eser kalsın, Tarhani'den selam olsun bunu okuyan koşaklara. Vallahi şu anda beni izleyen veya bütün işte ben Amaratlıyım diyen, beni tanıyan öğretmen arkadaşlarım, öğrencilikte beraber büyüdüğümüz çocukluk arkadaşlarım, buradan hepsine ya beni unuttun diyebilecek kim varsa herkese kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Gidiyorum Çeşme Siyahı, İşte gidiyorum Çeşme Siyahı, aramıza dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça bahtım, karalansa da. Sermayem derdimdir, oy oy, servetim ahım, karardıkça bahtım, bahtım. Karalansa da dolaşalım yüce dağlarda, haydi dolaşalım yüce dağlarda. Sen beni bıraktın ah ile izarda, ah ile izarda. Ötmek istiyorum viran bağlarda, ayağıma cennet kiralansa da. Ötmek istiyorum oy oy viran bağlarda, ayağıma cennet cennet kiralansa da.
bağladım zırhı eline. Canımı bağladım zülfün teline. Sen beni düşürdün elin diline, elin diline. Güldün şu garibin sefil haline. Mervanın elinde parelense de. Güldüm mahzuninin oyoy sefil haline. Mervanın elinde parelense de. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. Özellikle Öner Bey yönetmenimiz, Şuayb Bey kameramanımız, hava çekimi Mikail Bey'imiz. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.